bitmek bilmeyen bir mücadeleyim. Yiğidim, yürekliyim. Gözyaşın gizli dökenim. Bolluğum, bereketim, birliğim, dirliğim. Anadolu'yum ben. Ben kendime yeterim. Denizi sizin emrinize veren O'dur. Ondan taze et yemektesiniz. Deniz avı ve onu yemek, size ve yeryüzünde dolaşanlara bir yarar olarak helal kılındı. Derler ki sıl suları en hafif rüzgarlar bile coşturabilir. Derin denizleri ise ancak derin sevdalar. Büyüklerin dediği gibi derin ve esrarengiz olan her şey susuyor. Susan her şey derin ve heybetli. Suyun sesi, suyun rengi, kokusu, hepsi ayrı ayrı etkiliyor insanı. Acaba her birimiz ana rahminde en güvenilir, en sevgi dolu ortamda bulunduğumuzdan mı? Teşekkür etmekteyken önce suya aşina olduğumuzdan mı? Kalbimiz ilk defa suda attığından mı bu kadar seviyoruz? Efsaneye göre binlerce yıl önce Ninova şehrinin başına bir peygamber gönderilir. Şehir bolluk ve bereket içindedir. Tek sorun putlara tapmalarıdır. Başlarına gelen peygamber tek tanrılık için çok uğraşsa da günlerin, ayların, yılların geçmesine rağmen hiçbirini ikna edemez. Ve çok kızarak tanrısına danışmadan şehre küserek orayı terk eder. Denizlere açılır. Ancak bilinmeyen bir sebeple bulunduğu gemi denizin ortasında kalır. Ve gemidekiler bir lanet olduğunu, bir efendiye iyi kulluk edemeyen bir kişinin gemide bulunduğunu rivayet ederler. O anda peygamber Tanrı'ya danışmadan umudunu keserek terk ettiği milleti için ondan af diler ve kendini denize atar. Bu sırada onu bir yunus balığı yutar. Yunus balığı Tanrı'nın emriyle onu karnında taşır ve istediği vakit kıyıya getirir. O günden sonra insanoğluyla yunusların arasında özel bir sevgi bağı kurulmuş gibidir. Ve bu topraklarda, Anadolu topraklarında deniz her zaman bolluğun, bereketin sembolü olmuş. Denizden çıkan ürünler, başta balık olmak üzere, önce sağlık için, sonra afiyet için sofralarda baş köşede yer almıştır. Köyde yaşamış olanlar bilir. Köyün kendine has bir kokusu vardır. Otlar, yanan odunlar, ocakta tüten yemekler, hayvanlar. Ne bileyim, başka bir koku işte. Ben o kokuyu çok seviyorum. Böyle bir yerde doğmuş olmayı çok isterdim. Her gün horoz sesleriyle güne uyanmayı, taze sağılmış sütümü içmeyi, evde yapılmış tereyağını bazlamanın üstüne sürüp yemeyi, her gün ne giysem diye düşünmemeyi vesaire vesaire. Hayal ederken bile insanın içini bir sevinç kaplıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre en mutlu meslek dalları çiftçilik, ormancılık ve balıkçılıkmış, biliyor musunuz? Hiç şaşırmıyorum. Doğadan kopmadan ondan bir şeyler almak ne güzel bir his. Her türlü zorluğuna rağmen. Öylesine tek düze bir yer, tüketmekten başka bir keyfi olmayan insanlar topluluğu haline geldi ki, bence köyler bu karmaşada yaşanabilecek en asude mekanlar.
çehrelerde yürekten bir tebessüm. Tozlu yollardan yürüyerek vardığın evinde azıcık aşın, kaygısız başın. Ve ağız tadıyla içebildiğin bir yudum su. Bu ne ablası, bu ekmek bu mi? Bu yanıç, yanıç yaptık. Bu ekmek değil değil mi? Ekmek bu başka. Değil, bu yanıç. Bu ne? İçinde soğan var. Evet. Hamur var. Yumurta var. Yumurtası var. Biz geleceğiz diye mi yaptınız? Evet. Çok tatlısınız. Hadi gelin şöyle gidelim o zaman. Sizin gelin gelin. Bu ne? Bu da ekmek mi? Bu da ekmek. Ay, kabarmış ekmeğimiz de. Evet. Tamam, birazdan yapacağız. Pişik böreği getirelim, o ne oluyor? İçeriden. Getirelim, pişik börek mi yaptınız bir de? Pişik börek de yaptım. Çok tatlısınız. Ay, geliyor işte. Bu da düğün böreği. Düğün böreği mi? Kim emeliyor? Ben emem sanki bile. Fırına sokun çıkarın hemen. Isırsın diye mi? Yok, hemen sokacağız. Bunu da abimin anne yapmış, yollamış, hediye size. Ay, çok teşekkür ediyoruz. İsmi ne? Hatice. Hatice ablaya da çok teşekkürler. Çekiyorum, çekiyorum. Bunu niye böyle yapıyoruz ablacığım? Ya görün pişi, bu pişi ya. Ayy! Çok tatlısınız ekran için. Biz sizden kaldık. Tabii yaklaşık 1,5 saatte işte bu kadar güzel yemekleri ancak Anadolu kadınları yapar, değil mi? Evet. Ne yapalım abi? Tamam, yine ne yap? Çok iyi yiyelim. Al, hadi sen de. Hadi, hadi. 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 Koyuyoruz. Yulkanın arasına yumurtalı, tüplen, karıştırın. Ablaları yapıyor değil mi? Bölge olarak sanki çok zengin gibi geliyor insana. Yok. Toprak, su falan, yok, öyle yok, değil mi? Değil. Hayat zor mu yani buralarda? Zor tabii. Gidersin denize, yok, salarsın ayı, bugün tuttun 2 kilo balık. Balık yarın hiçbir şey yok. Para da yok. Mozot da yok. Gitti boşa. Doğru söylüyorsun. Tabii. Denize bağlı. Denize bağlı. Her yerimiz denize bağlı. Tabii, gelir denize bağlı mesela. Eskiden de çokmuşlar da şimdi. Tabii. Biz de 6 kardeş. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bu kadar vaktinizi aldık. Emeğinizi verdiniz, ekmeğinizi verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Her şey için. Hepsinden yedim. Çok teşekkür ediyorum. Şundan da elime alayım giderken. Allah'a ısmarladık diyeyim. Hadi. Hadi. Thank you.
Hoş geldiniz. Hoş. Nasıl geçti yolculuk? Gayet iyi geçti ama Ankara'da çok kar vardı. Kar vardı, evet. Misli güneşle karşıladık. Sevgili seyirciler, Süreyya Bey, bilenler biliyordur zaten. Türkiye'nin çok önemli balık gurmelerinden biri. Çok önemli de bir balık restoranının, belki de Türkiye'nin en iyilerinden birinin sahibi. Ama bizim için bundan daha önemlisi bizim dostumuz olması ve buralı olması. Saros Körfezi'nin çocuğu olması. Evet. Bizi kırmadı ve Ankara'dan buraya geldi. Bugün onunla çok özel şeyler yapacağız izleyicilerimiz için. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu Saros Körfezi, buralarda olmak ne hissettiriyor size yıllar sonra? Şimdi Saros Körfezi, hı-hı, dünyanın en önemli üç denizden bir tanesi. Oo, çok önemli. Kaptan Kusta yıllar önce burada... Kalipso. Evet, değil mi? Kalipso. Evet, Kalipso teknesiyle burada yıllar önce dalış yaptı. 1970 yılında. O zamanlar fark ettik. Çok fark ettik. Evet, bütün dünya burayı, hı-hı, duydu ve dalgıçlar burayı üst merkezi haline getirdiler. Neden o kadar önemli? Neden farkı ne? Şimdi... Buranın? Buranın deniz ürünleri dünyada emsalsiz. Allah Allah. Karadeniz gibi ayrı bir bölge burası. Bir deniz ürününün çok iyi, çok lezzetli olabilmesi için 3 ana unsur gerekiyor. Taş, plankton dediğimiz balıkların mamaları. O bizim göremediğimiz. Göremediğimiz. Oksijen. Hı-hı. Burası Kaz Dağı'na çok yakın bölge. Oksijeni mi? Oksijen deposu. Harika. 4, deniz suyu sıcaklığının idealliği. 5, deniz tuzluluğunun idealliği. Bu 5 unsur burada muhteşem. Yani denizin ve deniz ürünlerinin kalitesini bunlar belirliyor. Ve dünyada ama, en değerli yerlerden biri. Ama 6. bir özellik var, dünyada hiçbir yerde yok. O da ne? Nedir o biliyor musunuz? Şubat, Nisan ve Temmuz aylarının ikinci yarısında 15'er günlük burada yüzey ve dip akıntısı oluşur. Bunlar buraya oksijen pompalar. Allah Allah. Denizin dibinde mercan resifleri var. Bu mercan resifleri, hı, filtre görevi görüyor. Dolayısıyla bakın. O kadar temiz bir deniz. Pırıl pırıl. Suyunu alın için. Şaşırdım zaten. Dünya çapında bir deniz burası. Buranın mercanı, buranın sinaliti, kırançası. Toprak gibi yani. Tabii ekim ekmek çikolası. İnan lezzetli burada. Evet. Çikolu. Evet tabii. Evet. Kılıçbolu çok meşhurmuş. Dostlarım söyledi. Olucu çok güzeldir, evet, diye. Süreyya Bey, bizim için yine unutulmakta olan ve denizin çok özel bir balığı. Torik'ten yapılan bir ürünü bizimle paylaşacak. Lakerda duymuşsunuzdur. Yiyenler olmuştur, yemeyenler olmuştur. Benim en sevdiğim deniz ürünlerinden biri. Çok nadide, çok zor bulunuyor. Ve unutulmaya başlandı. Evet. Hem onu biraz hatırlatmak, hem de bir teknede böyle tatlı bir sohbet gerçekleştirmek istiyoruz. Hazırlıklarınız tamamsa oraya geçelim mi yavaş yavaş? Haydi buyurun. Şimdi Saros Körfezi'nde, Koca Çeşme Limanı'nda benim en sevdiğim an, Lakerda en sevdiğim deniz ürünü unutulmaya yüz tutmuş muazzam, Türk mutfağının muazzam lezzetlerinden biri. Süreyya Bey'le sizin için Lakerda yapacağız. Rahmetli dedem torik yermiş, çok severmiş. Ben torik balığını ilk defa görüyorum ve teşekkür ediyorum. Taze bir torik balığı, evet, değil mi? 6 saat içinde mi dediniz Süreyya, evet, Bey? Evet, denizden çıktıktan 6 saat içerisinde Lakerda yapılması lazım. Gerekiyor, özelliği o. Unutulmaya yüz dediniz çünkü Türkiye'de torik kalmadı artık. Maalesef. Müsaade etmiyoruz. Evet. Bir torikle tanıştıralım mı izleyicilerimizi? Evet. Aslanlar gibi torik. Koca torik. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi size doğru geliyor. Merhaba. Merhaba. Nasıl tanıyoruz? Taze mi, iyi mi bu torik? Şimdi gözleri çakmak çakmak gibi bakıyorsunuz. Hı hı. Evet. Pırıl pırıl. İçi siyah, etrafı gümüş rengi. Evet. Kimisi mis gibi deniz kokuyor. Ha, balık kokmuyor. Balık, Allah Allah, kokmaması lazım. Balık kokmaya başlarsa enzimlerin ve bakterilerin faaliyete geçtiği anlamına gelir. Aa, balıklar hep balık kokuyor bizim yediklerimiz. Yani balık kokan balığı çok tercih bir ara yemek lazım, tüketmek lazım. Ha. Taze balık kokmuyor. Balık kokmaz, deniz kokar. Sevgili seyirciler, cidden balık kokmuyor. Mis gibi su kokuyor, tuzlu su. Yani kokusuz bile denebilir, çok güzel. Evet. Şimdi parmak testi yapacaksınız. Parmak testi yapınca balığın eti süratle geriye gelecek. Batmıyor bile zaten. Evet. Yani çok taze balık. Harika. Parmak testimizi de yaptık. Evet. Başka? Ondan sonra solunum derslerine bakacaksınız. Nasıl bakacağız? Bakın, vay. Görüyor musunuz? Vay vay vay. Boyanmış gibi. Ne kadar güzel. Buna da dikkat etmek lazım. Hmm. Maalesef böyle büyük kafalı balıkları, aha, ekonomik değeri yüksek olan balıkları boyuyorlar. Solunum derslerine. Solunum derslerine boyuyorlar. Yapmayın. Neyle, evet, boyuyorlar? Onun için bakın, elle kontrol etmek lazım. Boyayla boyuyorlar. Bildiğiniz kimyasal. Tabii. Yani. Sevgili seyirciler, kendine dünya koyuyor. Ne kadar değişti değil mi? Her şeyin sahtesi inanılmaz. Solungaça kadar sahtesi, evet, çıkmış. Onun için boya mı değil mi kontrol ediyoruz. Kokusuna bakıyoruz. Eziliyor mu ezilmiyor mu ona bakıyoruz. Eğer gözleri de parlaksa taze diyoruz. Taze. Pullu balıksa pulları yapışık olacak. Bu kalkık pullu olmayacak. Evet, bu pullu bir balık değil. Değil. Onun için oradan anlayabiliriz. Tamam. Evet. Bir de yüzgeçlerinde
kopukluk döküklük olmayacak. Bakın sapsağlam. Kuyruk yüzgeci falan. Kuyruk öyle. Çok taze balık. Balığımız oluyor. Güzel. Evet. Şimdi bu güzel toriğimizden az bulunan, artık çok büyüyemeyen palamudun, büyüyemeyen değil miyim de çok görülmeyen torikten bir lakerda yapacağız. Her balıktan olur mu lakerda? Her balıktan olur. Yani bu tür ürünleri yaparken, bu tür tarifleri yaparken taban önemli, temel madde önemli, teknik önemli. Büyük her balıktan lakerda olur yani. Somondan olabilir. Şeyden olabilir. Mesela kefayden olur mu? Kefayden olur, levrekten olur. Paramıza göre. Büyük evet. Hangi balımız varsa ama... Toriğin yeri tutmaz. Tutmaz. Kesinlikle. Ve 6 saatlik torik. Unutmayın. Evet. 6 saat. Denizden çıkar çıkmaz. En fazla. 6 saat. Seyirciler, yine sizler çok iyi biliyorsunuz ama bu bahise yer vermek lazım. Çok faydalı bir gıda. Omega 3 yağ asitlerini barındırıyor biliyorsunuz. Yine yağ asitleri sebebiyle kalp damar sağlığı için muazzam bir şey. Antikanserojen, cilt için muazzam. Yani çok sayısız faydası var. Astıma, mesela haftada bir en az bir balık yiyen çocukların astıma daha az yakalandığını söylüyor bazı uzmanlar. Bilmiyorum siz başka neler biliyorsunuz. Kesinlikle muazzam, doğru. Değil mi? Bakın bu torik ve lakerdanın 3 yıl önce literatüre gelen bir özelliğini keşfetti bilim adamları. Şu siyah bölümleri çıkar atarız. Evet. Bunlar çocuklarda boy büyütüyor. Boy. Bunu duydum ben de. Evet. Yani bunda antifaz. Yemediğimiz o bölümler. Siyah bölümleri. Şimdi boy uzatmada kemetebilir. Diğer balıklarda da incecik sırt kısmı, evet. Değil mi? Boy uzatmada kullanılıyor. Kanlı oluyor. O kanın sanıyorum iyi temizlenmesi gerek değil mi? Şimdi bu işlem 2 gün sürmeli. Öyle mi? Buzlu suda. Biraz da buna tuz atacağız. Ha, bunu soğuk suda önce biraz gidiyoruz. Sonra gidiyoruz. Buzlu suda mı bekliyoruz? Ama bu işi defalarca yapacağız üşenmeden. Bembeyaz olana kadar mı? 6-7 kez. 7-8 defa. Bembeyaz olup şu iliklerini temizleyene kadar ve kan gidene kadar. Bütün kanları temizliyorsunuz. Bütün kanları. Evet. Bakın püf noktası bu sevgili izleyiciler. Bir de şurada ilik var. Bu iliği temizliyoruz bak. Bunların evet. Hepsini temizleyeceğiz. Hepsini temizliyoruz. Ya, ustalık çok enteresan bir şey. Hiç kitabi bilgiyle olmuyor Süreyya Bey. Çok garip. Zaten bu lakerda yapımında evet. Bilim duruyor. Niye duruyor? Bunun en sonunda bir savunma yapma işi var. Evet. Oradaki tuz oranını tamamen bilim deneme, yanılma ve sınama ile yapıyorsunuz. Ustalık işte değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Lakerde bittikten sonra tatlı suda kısa bir süre bekletmek lazım. İyice tuzunu arındırmak için. Ne kadar? 15-20 dakika. Ondan sonra o kaba tuz gidiyor. Tabii. Evet, şimdi 2-3 kere yıkadık. Tabii izleyicilerimiz 2 gün boyunca uğraşsın, tertemiz olsun evet, diyorsunuz. Tabii. Buzlu suda bekletsin, bir daha yıkasın, bir daha yıkasın. Ama kabaça göstermek için yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? 3 parçayı temizledik. Alıyoruz. Evet. Kurutuyoruz burada. Ha, biraz kuruyor mu? Kurutuyoruz birazcık. Evet, kovamız boşaldı, geldi. Teşekkürler. Şimdi 4 parmak kalınlığında bu tuzu serdik. Tabii kaya tuzu veya deniz tuzu fark etmez. Fark etmez. Kalın tuz. Rafine olmaması. Rafine olmaması kalın tuz. Rafine olursa kimyasallar balığın dokusunu bozabiliyor. Bozuyor, onu kabul etmiyor. Bunu yapıyorsunuz. Tamam. Dik herhalde olması gerekiyor. Tabii dik olarak olması gerekiyor. Tamam. Yani açık kısımları tuzla sirayet ediyor. Tamam. Ondan sonra da tuzu döküyoruz üzerine. Yaklaşık ne kadar bekleyecek böyle? 10 gün civarında bekliyoruz. Kapak yaptık biz onu. Evet. Böyle kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Değil mi? Şimdi 10 gün sonra ısı için bize sağ olsun. Açtınız. Süreyya abi açtığımızda karşımıza ne çıkacak? Onu gösterecek. Getirmiş. Bir salamura yapmanız gerekiyor tuzlusu. Onu da bekleyeceksiniz. Bir 15-20 dakika dedi. Evet. Ondan sonra. Tuzlusu mu tuzsuz mu? Tuzlusu. Tuzlusu. Tuzlusu da bekletiyoruz. Ondan sonra da? Tatlı suyu alıyoruz. Ha, biraz da tatlı suyu alıyoruz. Tamam. Evet. Tamam. Yani bu kesimi hazır hale tuzlusu da bekleyecek. Salamura da bekleyecek. Ha. Oradan onu alıp, istediğimiz kadar evet. Burada tuzlusu da tutacağız. Evet. Zeytin gibi. Bozulmasın diye. Peki, tamam. Şimdi salamuradan çıkardığımız şeyimiz bu değil mi? Evet. Tatlı suda beklettiğimiz lakerda. Evet.
bıçağınızı lakereden üzerine koyun. Koydum. Çok hafif, hiç ağırlığınızı hissettirmeden ittirin aşağıya doğru. Kolay ilerliyorsa lakerde olmuş demek. Ooo. Onun için mi siz balık lokumu dediniz buna bana başta? Balık etinden lokum yapma sanatı demiştik. Balık etinden lokum yapma sanatı böyle bir şey işte. Bir diğer konu, bıçağı kaldırdınız. Bakın hiçbir lif yok. Bu lakerde lif, lifler bıçağa yakışmıyorsa ve bıçak kolay ilerliyorsa bu lakerde iyi. Bir diğer konuda yiyorsunuz. Yiyebiliriz. Tadına bakıyorsunuz. En garantisi bu benim açımdan. Evet. Güzelse iyi lakerde. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok güzel. Bizimki de böyle olacak değil mi? Tabii. Tamam. Tabii. Çok güzel olmuş. Şimdi balık vakti, balığa çıkma vakti. Balıkçı arkadaşlarımız bizi bekliyor. Hadi gidelim. Hadi toparlanalım da balığı kaçırmayalım. Tamam. Lakerdayı yapalım derken çok teşekkür ederim. Gerçekten çok özel bir lezzetti. Umuyorum evlerinizde yaparsınız sevgili izleyiciler. Bakalım bereketli deniz ana, bu sefer de balıkçıların ağlarına hangi derya kuzularını kurban edecek? O balıklar hangi sofralara misafir olacak? Ve kim bilir biz hiç farkında olmadan hangi hastalıklarımıza şifa dağıtacak? Öyleyse atalım ağları ve denize açılan tüm balıkçılar için diyelim rastgele. Sevgili hocam, balığın insanoğluna faydalarını tıbbi açıdan değerlendirir misiniz lütfen? Evet, balık çok doğal bir besin maddesi. Denizlerde tamamen doğal ortamda besleniyor. Yani böyle bir takım tarımda yetişen domateslerde, şunlarda bunlarda olan hormon yok balıkta. Tamamen doğal, iyi bir protein kaynağı. Karbonhidratı yok denecek kadar az. Çağımızın hastalığı olan obeziteye karşı, yani kilo fazlalığına karşı çok etkili değil mi hocam? İyi bir besin. Omega 3 yağ asitleri özellikle çok zengin balıkta. Kalp dostu bir yağ bunlar. Omega 3'ü fazla alan kişilerde kalp hastalığı pek görülmüyor. Balığın içerisinde ayrıca bir takım mineraller var. Mesela iyot var. Tiroid için dengeli bir iyot alımı söz konusu balık sayesinde. Selenyum var. Selenyum sayesinde bunama olmuyor. Yani mesela depresyon için çok önemli. Allah Allah. Evet. Balık yiyenlerde, haftada iki kez balık yiyenlerde yani ruh sağlığı sanki bir antidepresan ilaç almış kadar faydalı oluyor. Yani o yüzden balık yiyen insanlar geleceğe daha ümitle bakıyor. Yine balık şeker hastalığı da çok önemli. Şeker hastalarında damarlarda hasar oluyor. Göz damarlarında hasar oluyor, böbrek damarlarında hasar oluyor. Bunları koruma yönüyle de balık çok önemli. Bir koruyucu sağlık hizmeti veren ilaç gibi bir besin. Balık yağının içerisinde az önce söylediğim gibi omega 3 yağ asitleri var. Dekoza hexaenoik asit dediğimiz bir asit var ki zihin gelişmesinde, beyin gelişmesinde çok önemli. Yani balık yiyen çocuklarda, balıkla beslenen çocuklarda böyle hiperaktivite falan çok az oluyor. Bir de eskiler hocam mesela bel hastalıklarında falan balığı böyle alabalığı ya da somun balığını dövüp koyarlarmış. Hiç onlara baktınız mı? Geçmişin bilgilerini ben hep böyle merak ediyorum halk da. Arasında, halk arasında kullanılıyor bu tedavi amaçlı. Yani o kası gevşetici herhalde, etkisi var. Mi? Yumuşatıcı etkisi var. Belki ama iyi bir fizyoterapist eşliğinde bu yapılırsa çok daha iyi olur. Tabii faydalı. O zaman bugün hekimlerinin de geçmişe biraz dikkatli bakmaları gerektiği doğru değil mi hocam? Tabii ki. İnsanlar bu modern tıp olmadan önce nasıl tedavi oluyorlardı? İşte bu bunları birden reddetmemek lazım. Çok doğru. Bugünkü tıbbın bilgileri ışığında onları da sahaya çekerek harmanlayıp değil mi? Tabii harmanlayıp faydalı olacağı kanaatindeyim. Peki son olarak hekimlerin
genelini hiç söylemek istemiyorum ama bir kısmında doğal tedavilere ilişkin olarak bir tepki mi diyeyim, bir uzaklık mı diyeyim, başka bir duygu olabiliyor. Sizce neden kaynaklanıyor? Yani bugünkü eğitim sisteminin ön yargıları bence. Hı hı. Yani işi bilmeme. İnsanlar bilmediğinin düşmanıdır diye bir söz var. Yani doğal olan hiçbir şeyden insan vücuduna zarar gelmez. Şairin dediği gibi deryada bir damla insan. Bir yerlerden gelmekte, bir yerlere gitmekte. Bazen durmakta, bazen düşünmekte, selam etmekte, kimi içi hüzün dolsa da gülmekte, eğlenmekte, el ele üretmekte, tıpkı Anadolu gibi, tıpkı Anadolu insanı gibi. Şad ol deli gönül. Take me.